Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piyasaları bir analiz edeceğiz. Bildiğiniz gibi Bitcoin fiyatı stabil gitmesine rağmen altcoinlerde düşüşler görebiliyoruz. Bunun sebeplerini yorumlayacağız sizlerle beraber. Piyasadaki önemli haberleri yorumlayacağız. Dominansa bakacağız. Altcoin market cap'e etkisini inceleyeceğiz. Ve Binance'ın yeni bir Telegram oyunu var. Moonbix adında. Bunu da sizlerle beraber analiz edeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar her videomuzda söylediğim gibi Twitter kanalımızı takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Expert alt tire para şeklinde geçiyor. Twitter kanalımızı takip ederek de ne artılarınız olacak bunu da söylüyorum. Mesela bugün sabah bir duyuru yaptım. Binance Telegram oyunu Moonbix ile ilgili. Buna erken katılım sağlayabileceksiniz. Daha sonrasında buradan sürekli sizlere duyurular yapıyorum. Bunları arkadaşlar takip edebileceksiniz. Twitter kanalının takibi o yüzden sizler açısından çok çok önemli. Aynı zamanda bu videonun emeğe karşılığında videoyu beğenirseniz ve yorum yazarsanız da çok çok sevinirim. Arkadaşlar hemen Bitcoin'de baktığımızda güncel fiyatın şu anda 58.680 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. 58.913 dolarda bir direnç noktamız vardı. Burayı gördüğünüz gibi günlük mumda kırmayı deniyor. Fakat şu anda kıramıyor. Neden arkadaşlar? Çünkü yarınki Fed'in faiz kararına tüm piyasalar kilitlenmiş durumda şu anda. 25 bas puan mı faiz indirimi gelecek? 50 bas puan mı faiz indirimi gelecek şeklinde. Aslında piyasalar 25 bas puanı fiyatladılar şeklinde görünüyor. Fakat 50 bas puanlık bir indirim gelirse piyasalara artı olarak yansıyacağını düşünüyoruz. Bundan dolayı da şu anda trade işlemleri belirli bir süre askıya almış şeklinde görünüyor yatırımcılar. Beklemeye devam ediyorlar. Bitcoin'de önemli direnç noktalarından birisi 63.174 dolar seviyesi. Burayı kırması durumunda 66.817 dolar ve 69.000 dolardaki 2021 zirvesinin yer aldığını gözlemliyoruz. Bundan dolayı da Bitcoin'in fiyat hareketlerini özellikle takip etmemiz gerekiyor. Tabii ki Bitcoin'i takip ederken dominansı da ayrıyeten takip etmemiz gerekiyor. Dominansa baktığımızda 14 Kasım 2022'den beridir Bitcoin'in piyasa baskınlığını güzel bir şekilde artırdığını görüyoruz. Bu piyasa baskınlığını Bitcoin'in artırması demek altcoin market cap'i ciddi manada ve altcoin'leri ciddi manada etkilemesi anlamına geliyor. Mesela şuradan arkadaşlar hemen en düşük olduğu zamanlardan birisine bakalım. Dominansın düşük olduğu zamanlarda yani gördüğünüz gibi %40.25'te bir dip destek noktamız vardı. Bu dip destek noktasında olduğu zamanlarda yani dominans %40'ta olduğunda altcoin market cap'in 1 trilyon 700 milyar dolar seviyelerine tırmandığını görüyoruz. Yani altcoin'lerde asıl yükselişin başlaması için Bitcoin'in dominansının düşüşe geçmesi gerekiyor. Şimdi önceki boğa sezonunda Bitcoin'in dominansı %73'lere kadar tırmanmıştı. Fakat baktığımızda bu sefer piyasada daha fazla altcoin var. Baskınlığı yüksek olan altcoin'ler var. Bundan dolayı %65 seviyesi dominansın dönebileceği seviyelerden bir tanesi. Dominansın dönmesi demek de altcoin market cap'in yükselmesi anlamına geliyor. Yani şu anda piyasadaki paranın %58'inin Bitcoin'de olduğunu buradan rahatlıkla gözlemliyoruz. Bitcoin öncesinde zirvesini bitirmesi gerekiyor. Dominansın düşüşe başlaması gerekiyor. Ve ardından altcoin'lerde yüksek fiyatlamaları o zaman görebileceğiz arkadaşlar. Bunun için de videolarımızda sürekli söylüyordum sizlere arkadaşlar. 2024'ün son çeyreği ve 2025'in ilk çeyreği çok çok önemli zaman dilimleri. Yani 2024'ün son çeyreği Ekim, Kasım, Aralık aylarına dek geliyor. Daha sonrasında 2025'in Ocak, Şubat, Mart ayları bizler için önemli. Özellikle Amerika'nın başkanlık seçimi, Fed'in faiz indirimleri ve tüm dünyanın parasal anlamda biraz daha bollaşması gerekiyor. Kripto paralarında enflasyondan korunmak için insanların bir alternatif yatırım aracı olduğunu da söyleyebilirim. Hemen baktığımızda arkadaşlar Ethereum'da bu Bitcoin'in dominans artışından dolayı 2167 dolardaki benim en güçlü gördüğüm destek noktasına doğru bir salınım gerçekleştirdi. Daha öncesinde de zaten 5 Ağustos'ta haftalıkta baktığımızda 5 Ağustos'ta burayı test etmişti. Daha sonrasında buradan tepki alıp 2840 dolar seviyelerine tırmanmıştı. Tekrardan şu anda 2167'deki destek noktasına yakın seyrediyor. 2167'nin altına kıracağını ben şahsen düşünmüyorum.
düşünüyorum. Bu yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Tabii ki her zaman risk vardır. Fakat 2167 çok sağlam bir destek noktası. Fakat kendim de alımlarımı Ethereum'da yapacakken arkadaşlar 2167 doların altına indiğinde %25'lik bir alım gerçekleştiririm. Daha sonrasında 1734'teki desteğe gelirse buradan %50'lik bir alım gerçekleştiririm. 1422'ye gelirse buradan da bir %25'lik alım gerçekleştiririm. Yani kademeli alım her zaman önemlidir. Tutup da bir desteğe değdi diye %100'üyle giriş yapılması her zaman kademeli giriş yapmak daha mantıklıdır arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum sizlere. Korku seviyesine baktığımızda da bugün 33 puandayız. Dün 39, geçen hafta 37 puandaydık. Yani buradan da ne çıkartıyoruz? Şu anda piyasa akümüle oluyor. Özellikle Fed'in faiz indirimine tüm piyasa odaklandı ve beklemeye devam ediyorlar şu anda. Bundan dolayı da yarın bizler için çok çok önemli bir gün olacak. Buradaki önemli haberleri inceleyelim. Daha sonrasında Binance'ın yeni Telegram oyununu da sizlerle beraber inceleyeceğiz. Ether Bitcoin karşısında son yılların dibini gördü. Ether'in Bitcoin karşısındaki değeri Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yani burada Ethereum Bitcoin paritesini kastediyor. Parite bildiğiniz gibi Bitcoin artıp Ethereum'un fiyatı düşerse parite gitgide artıyor. Şimdi burada arkadaşlar Bitcoin'in fiyatı yükselmeye devam ettiği için Ethereum'un fiyatı da düşmeye devam ettiği için paritede farklılıklar görüyoruz. Bunun içinde dominansın düşmesi gerekiyor. Ethereum ETF'lerinin onaylanmasından dolayı Ethereum'a da yoğun bir ilgi gelecek. Fakat bunun zamanı hala var arkadaşlar. Biraz da Bitcoin'in öncelikli olarak zirvesini bir bitirmesi gerekiyor. Daha sonrasında Ethereum'daki sert yükselişleri görebileceğiz bizler de. Ethereum bildiğiniz gibi altcoin boğasının da lideri, yani başı çeken coinlerden bir tanesi. Bundan dolayı da çok çok önemli bir altcoin arkadaşlar. Ether'in hareketlerini de özellikle takip etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bir diğer haberimize baktığımızda Fed faiz kararından sonra Bitcoin nasıl hareket edecek? Bitcoin'in bu hafta içinde beklenen faiz indirimlerinin ardından 65 bin dolara kadar yükselebileceği, ancak analistlerin ABD seçim belirsizliğini kripto varlık fiyatlarını daha uzun süre düşük tutabileceğinden korkuluyor. Bildiğiniz gibi seçimler var arkadaşlar. Bu da en az Fed'in faiz indirimi kadar önemli. Çünkü Trump kripto paralara koşulsuz desteğini açıklamıştı. Fakat Kamala Harris'e baktığımızda kripto paralarla ilgili ciddi bir adım atmadılar. Bundan dolayı da Trump'ın seçilmesi ikinci baharı getirecektir kripto paralarda. Hem Fed'in faiz indirimi birleşirse hem de Trump seçilirse tam anlamıyla bir rally yaşayacağımızı düşünüyorum. Artık bunun kaçınılmaz olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Şimdi Kamala Harris seçilirse ne olur diye sorabilirsiniz. O seçilirse de yine kripto paralarda bir yükseliş beklentimiz var. Fakat biraz süresi gecikebilir. Bunu söylemek istiyorum. Yani belki tahminlerimiz bir 2-3 ay şaşabilir. Fakat dediğim gibi olumsuz bir haber gelmediği süreçte Amerika'dan kripto paralarla ilgili, herkes kendi işine baktığı süreçte, o zaman arkadaşlar yükselişin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Son haberimize baktığımızda da uzun vadeli Ether yatırımcısı 8 senede bir servet kazandı. Ether Balinası cüzdanlarında hala 38 milyon doların üzerinde Ethereum ile 16 Eylül'de token satmaya başladığını görüyoruz. Bu haberi almamın sebebi de arkadaşlar uzun vadeli bir yatırımın ne kadar karlı olabileceğini 8 sene içerisinde sizlere göstermek istedim. Özellikle elinizde sağlam bir altcoin varsa buna güvenmeniz gerekiyor. Şimdi mesela Binance da bugün Telegram üzerinden yine bir oyun çıkarttığını söylemiştim sizlere. Ton ağı üzerinde olduğundan dolayı bu oyun arkadaşlar. Ton coin ilerleyen zamanlarda çok daha iyi yerlere gelebilir. Zaten en son videolarımızın birisinde burada ton coin'i sizlere 4.5 dolar seviyesinden vermiştim. Ve şu anda 5.5 dolar seviyesinde. Yani değerlendiren kişiler 1 dolar kâra geçtiler token başına. Ton coin bu şekilde ilerlerse Solana ile yakın zaman içerisinde yer mücadelesi vereceklerini düşünüyorum. Market cap'ini ciddi manada artıracağını düşünüyorum. Mesela ton coin 10. sıradaydı. Fakat Tron'u, TRX'i geçti arkadaşlar ve 9. sırada şu anda. Bundan sonraki rakibi Dogecoin, onu da geçerse artık üst sıralara gözünü dikmiş şeklinde görünüyor. Toncoin de dediğim gibi benim bu altcoin boğasında çok ciddi fiyat hareketi beklediğim yine coinlerden bir tanesi yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Hemen Binance'ın oyununa gelelim sizlerle beraber.
Binance yeni bir oyun çıkardı. Telegram üzerinden oynanabiliyor. Otomatikmen bu oyun çıkınca da bizim aklımıza ne geliyor? Binance'dan bizlere bir sürpriz gelebilir. Bu yüzden oyunu oynamamız gerekiyor. Videomuzun yine açıklama kısmında linki bulunacak ve yorumlarda sabitlenmiş kısımda da yine bu oyunun linki bulunacak. Bu oyun arkadaşlar 10 dakikada bir sizlere bir hak veriyor. Gördüğünüz gibi benim şu anda 3 hakkım var ve 11.371 puanım var. Liderlik sıralamasını göstermek istiyorum. Şu anda arkadaşlar daha oyun yeni başladığından dolayı liderlik sıralamasında da çok ciddi puanlar yok. Bundan dolayı da erken giriş yapmamız oyunlara çok çok önemli. Görevlere baktığımızda işte günlük giriş, Telegram hikayenizde paylaşma gibi görevlere ekstra jetonlar verildiğini gözlemliyoruz. Arkadaşlarınızı davet ederek de buradan ekstra puanlar da kazanabiliyorsunuz. Oyunda arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu eski zamanlarda madencilik isimli bir oyun vardı. Altın tutuyordunuz. Bunda da arkadaşlar Binance'ın tokenlarını tutmanız gerekiyor. Bu şekilde oynuyorsunuz ve puanları biriktiriyorsunuz. Oyunu ne kadar aktif oynarsanız, yani 10 dakikada verdiği haklarınızı ne kadar aktif kullanırsanız da o kadar arkadaşlar sizler için fazla puan anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi şu anda bunları tutarak çeşitli puanlar kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar gri taşları da tutarsanız puanınızda eksilme olduğunu görebiliyorsunuz. Bundan dolayı biraz da dikkatli oynamak gerekiyor. Ben şu anda sizlere göstermek için biraz daha dikkatsiz oynuyorum. Dediğim gibi ama oyunu günlük oynayın ve bu şekilde puanlarınızı kazanarak biriktirin. Moonbix isimli coin yarın bir gün arkadaşlar bunun bir coin'i çıkarsa ve Binance'da listelenirse hype'ı yine çok çok yüksek olacaktır. Bundan dolayı erken katılmak çok çok önemli. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz, abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Binance'ın oyununu da oynamayı unutmayın. Açıklamalarda ve Twitter sayfamızda, yorumlarda hepsinde bulabilirsiniz linki. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.